Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Müslim radıyallahu anhu Seyri Ruhani isimli kitabında 14 makale hazırladı. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de dünyadaki arkeolojik bulgular veya dünyadaki bu bilimsel verilerle karşılık Kur'an-ı Kerim bize neler sunuyor? Böyle bir değerlendirme yaparak Seyri Ruhani isimli bir kitap yazdı. Yani çeşitli makalelerden oluşan. Bu makalenin ilki insanın yaratılışı hakkındaydı. Ben o makaleden bir kısmını size aktaracağım. Şimdi dünya nasıl yaratıldı konusu her zaman insanları merak ettirmiştir, merak içinde bırakmıştır. İlk insan kimdi? Hangi medeniyet üzerindeydi, o bu dünyada nasıl ortaya çıktı ve o dünyada neler yaptı vesaire bu konuda her zaman insanlar merak etmişlerdir. Hinduların bütün mitolojileri ve yoğunlaştıkları konu dünyanın yaratılış hakkındadır. Tevrat'ın görüşleri, Tevrat'ın yaratılış bölüm 1 ve bölüm 2'de bahsediliyor. Ben orayı atlıyorum. Darwin bir teori sundu yakın zamanda. Onun bu araştırmasının özeti şöyledir. Bu konuda da Sayın Atik Bey bir konuşma yapmıştı zaten detaylı olarak. Ben sadece özetle söyleyeyim. O diyor ki insan evrim kanununa tabi olarak meydana geldi. Birdenbire mevcut durumuna ulaşmadı. İncil'in sunduğu Allah Teala birdenbire insan şeklinde bir şahıs yaptı fikri doğru değildir. Aksine yavaş yavaş yüzyıllar hatta milyonlarca yılda insan meydana geldi. Onun ikinci fikri çıkarttığı netice şuydu. İnsan hayvanlardan evrimleşerek geldi. Yani önce dünyada küçük hayvan oluştu, sonra ondan daha büyük, sonra daha da büyük hayvan ve o en sonunda hayvanlar arasından bir hayvandan gelişerek insan meydana geldi. Fakat diyor ki insanın evrimleştiği o hayvan şu anda yoktur. Çünkü bu halka kayıptır. Şu kadar anlaşılıyor ki o hayvanın yüksek seviyeli çeşidi maymunlardır. Sonra Profesör Kunz ve Doktor Asperi'nin desteklediği yakın zamanda yapılan araştırmalar var. Onlar ortaya koyuyor ki insan evrim kanununa tabi olarak ilerlemiş olsa da onlar çok önceden hayvan türlerinden ayrılmışlardı. Ve o zamandan beri ayrı bir tür olarak ilerliyorlardı. Yani insanın hayvan türünden ayrılışı Darwin'in sunduğu hayvan türünden olmadı. Aksine ondan çok daha önce ayrılmıştı. Ancak her ne olursa olsun insanın ilerlemesi evrime tabi olarak idi, birdenbire olmadı. Peki insanın yaratılışı hakkında Kur'an-ı Kerim'in şimdi sunduğu görüşleri ele alıyoruz biz. İlk olarak referans bu konuda Nuh suresinden. Burada arkeolojik bulguların bazı misaller sunulmuştur. Yani huzurun bu tarzıyla ben size sunuyorum bunu. İnsanın yaratılış hakkında zamanımızda yapılan araştırmalara karşı Kur'an-ı Kerim'in araştırmalarından okuduğum şimdi bu ekranda gördüğünüz ayetlerde bahsediliyor. Allah Teala bu ayetlerde Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın dilinden şöyle diyor. Ey insanlar, size ne oldu ki siz Allah'ın hikmetsiz iş yapmayacağını düşünmüyorsunuz? O ne zaman bir iş yaparsa hikmetle yapar. Siz kendinizle ilgili birinin size sen filanca işi akılsızca yapmışsın demesine dayanamıyorsunuz. Ve eğer birisi bunu söylese onu kötü görüyorsunuz. Ama siz kendiniz Allah hakkında diyorsunuz ki o insanı hiçbir gayesi olmadan yaratmıştır. Size ne oldu da bu kadar basit bir şeyi bile anlamıyorsunuz ki? Vakat halakakum etvaran. O sizi birdenbire yaratmadı. Aksine adım adım birçok devirlerden geçirerek yarattı. Sonra başka bir ayette Allah Teala diyor ki görmez misiniz ki Allah Teala yedi göğü birbirine uyumlu olarak yarattı. Aynı şekilde o ay yarattı, güneş yarattı. Ve Allah Teala'nın sizi geçirdiği devirlerden bir devirde şuydu ki Allah sizi yerden çıkardı ve yavaş yavaş sizi mevcut mükemmel durumunuza kadar ulaştırdı. İnsanın yaratılışının çeşitli devirleri. Burada Kur'an-ı Kerim ilk yaratılışın resmini çekmiştir.
Bundan anlaşılmaktadır ki Avrupalıların bugün sunduğu evrim meselesini Kur'an-ı Kerim bundan 13 asır önce ortaya koymuştu. Ve der ki insanın aniden yaratıldığı doğru değil. Yahut Allah'ın toprağı yoğurup da ondan bir insansı heykel yapması ve ona üfleyince onun hareket eden bir insan oluvermesi bu doğru değil. Aksine vakat halakakum etvaren. O birçok devirlerden geçirerek sizi buraya kadar ulaştırdı. Ve vallahu ambetekum minel arzi nebaten. Ve bu aşama aşama ilerlemede insan yaratılışı aslında yerden başlar. Sonra biz onu ilerlete ilerlete nereden nereye götürdük? Demek ki İslam apaçık bir şekilde bundan 13 asır önce demişti ki insan aniden yaratılmadı. Aksine halakakum etvaren ayetine uygun olarak birçok devirde meydana geldi. Ve vallahu enbetekum minel arzi nebaten ayetine uygun olarak ilk önce yerde oluştu. Yani Allah Teala sizi yerden bir nebat ot şeklinde bitirdi demektir bu ayet. Fakat ne acayiptir. Kur'an-ı Kerim bu iki şeyi sunmuştu. Yani insan yavaş yavaş hazır hale geldi. Ve ikincisi de o yerden meydana gelmişti. Ama Müslümanlar bu iki şeyi reddettiler. Ve bir taraftan Allah'ın insanı birdenbire yarattığını düşündüler. Diğer taraftan da Allah'ın biz insanı yerden hazırladık hükmünü göz ardı edip Allah insanı semavi cennete yarattı ve ondan sonra yeryüzüne attı demeye başladılar. İnsanın yaratılışının ilk evresi Adem'den yani yokluktan başladı. Bu Adem değil, bu kelime Adem. Yani bir Türkçe'de ayırt edemediğimiz için Kur'an-ı Kerim'de başlayan ikinci konu insanın yaratılışının ilk devri yokluk idi. Dünyanın başlangıcının nasıl olduğu konusundaki ihtilaf daima süre gelmiştir. Ariyadini der ki bütün dünyanın yaratıldığı madde ezelidir. Yani daima vardır. Tanrı'nın yaptığı sadece madde ile ruhu birleştirmekti. Böylece insan oluştu. Kur'an-ı Kerim ise bu inancın yanlış olduğunu söylüyor. Madde ezeli değildir. Aksine onu Allah Teala yarattı ve de önce hiçbir şey yoktu. Sonra Allah insanı yarattı. Nitekim Kur'an-ı Kerim şöyle diyor. Evvela yezkur insanu enna halaknahu min qablu ve lem yeku şey'a. İnsan bilmez mi ki biz onu yarattığımızda o zaman hiçbir şey değildi. Bugünkü yaratılış başka türlüdür. Şimdi nutfeden insan meydana gelir. Bu ayette işaret edilen yaratılış mevcut dönemden çok çok önceki bir devirdir. Demek ki insanın ilk hali Adem yani yokluk idi. Sonra Allah onu maddi aleme getirdi. Fakat bu söylemini doğru anlamak gerekiyor. Allah insanı yokluktan yaratmadı. Yani aksine kendi hükmü altında yaptı. Fakat onu nasıl yarattı? Allah Teala bundan bahsediyor. Çünkü insanda bunu anlayabilme gücü yoktur. İnsanın vücuda gelmesinin ikinci evresi Kur'an-ı Kerim'den şöyle anlaşılıyor. Bir devirde insan maddi olarak mevcut idi ama beyninden yoksun olarak. Yani insan maddi olarak vardı ama insan değildi. Durumunu anlayabilecek aklı da yoktu. Zihni gelişiminden önceki durumundaydı. O zaman insan taş şeklinde miydi, bitki şeklinde miydi? Bu konuda bir şey söyleyemeyiz. O ister taş şeklinde olsun, ister bitki şeklinde ama ne olursa olsun hayvan şeklinde değildi. Bu bilgi de Kur'an-ı Kerim'den edinilmektedir. Allah Teala şöyle buyuruyor. Hel eta alel insani hayyun min ed-dehri lem yekun şey'en mezkura. İnsan bilir mi ki insanın üzerinden kesinlikle öyle bir zaman geçti ki maddi vücut olarak insan vardı fakat anılmaz, hatırlanmazdı. Demek ki insandaki tanıma duygusu o zaman yoktu. Bir vücut vardı ama aklı ve şuuru olmayan bir varlık. Bir diğeriyle ilgili hiçbir farkındalığı yoktu. Hiçbir bilgisi yoktu. Çünkü bunlar beyin ile alakalıdır ve bu ikinci dönemde onun beyni yoktu. İnsanın yaratılışının üçüncü dönemi ile ilgili Kur'an-ı Kerim'den öğrenilen şudur. Bu dönemde onun yaratılışı nutfe ile olmaya başladı. Yani erkek ve dişi ilişkisinden ve o vakitten itibaren insanın mizacında çeşitlilik oluştu. Hayvanlardan bazı erkek dişi olmazlar. Ancak Allah Teala buyurur ki sonra insan üzerinde erkek dişi olarak ayrıldığı dönem geldi. Yani hayvan oldu.
Hayvandan da ilerleyerek yüksek dereceli hayvanlarda görüldüğü şekilde nutfeden üremeye başladı. Buradan da ilerleyerek öyle bir hayvan oldu ki nutfeyi imşacıdan yaratılmaya başladı. Yani onun içinde çeşitli kuvvetler yaratıldı. Allah Teala bundan bahsederek şöyle buyurur: "Biz insanı bileşik kapsamlı nutfeden yarattık. Onun içine birçok kısımlar konulmuştu. Çünkü biz ona bileşik şekilde işler yaptıracaktık. Velhasıl ona bileşik işler yaptıracağımız için nutfenin içine de bileşik güçler koyduk. Bu da insanın yaratılışının üçüncü evresiydi. İnsanın yaratılışının dördüncü evresinde insanın beyni tam hale gelmişti ve onda anlama ve ilerleme yeteneği oluşmuştu. Yani artık zihinsel ilerleme ve zihinsel güçlerin ortaya çıkma zamanı gelmişti. Artık o sami ve basır bir vücuttan, yani duyan ve gören bir vücuttan semi ve basir varlık oldu." Bu ikisi arasındaki farkı açıklayacağım şimdi. Allah Teala şöyle buyurur: "Fecaallahu semi'an basira." Sonra onu işiten ve gören kıldık. İnsanın meydana gelişinin nutfeden olmaya başladığı ve erkek dişi olduğu evrede henüz onda insanlık oluşmamıştı. Aksine daha hala hayvan idi. Çünkü erkek dişi ayrımını yapabilecek yetenek oluşmuş olsa da bu vasıf hayvanlarda da bulunur. Aynı şekilde o dönemde insan basır ve sami olsa da hayvanlar da basir ve samidir. Yani hayvanlar da diğerlerini görür, hayvanlar da sesleri duyar. Velhasıl o dönemde o bir hayvandı. Fakat ondan sonra dördüncü devir geldi ve bu dönemde zihinsel gelişim sebebiyle insanda inceleme ve araştırma özelliği meydana geldi. Ve o zaman işte semi ve basir oldu. Yani görme özelliği hayvanlarda da vardır fakat basır olur, basir olmaz. Basir nedir? Aklıyla hareket eden ve araştırma ve icat etme özelliği olandır. Bu ise insani bir özelliktir, hayvanlarda yoktur. Kısacası dördüncü evrede insan sami ve basir varlıktan semi ve basir oldu. Yani basitçe duyan görenden gördüğünü, duyduğunu değerlendiren bir hale geldi. Araştıran, değerlendiren, icat eden ve ilerleyen vasıflar oluştu. Böylece hayvani durumdan ilerleyerek konuşan hayvan oldu. Huzur diyor ki bunlar yaratılış dönemlerinin ilk halkalarıdır. Ara dönemlerden Allah Teala bahsetmedi. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir bilim kitabı değildir. O sadece zorunlu şeylerden bahseder ve kalan şeyleri öğrenmeyi insanın aklına bırakır. Yani dört devrin anlamı insanın sadece bu dört evreden geçtiği değildir. Bunlar dört dönemin ilk halkalarıdır ve daha birçok halkalar vardır. İnsanın yaratılışındaki ara dönemler. Nitekim bazı ara halkaların durumu da Kur'an-ı Kerim'den anlaşılmaktadır. Mesela şöyle buyurur Allah Teala: "Vallahu halakakum min turabin, sümme min nutfetin, sümme cealekum ezvacin." Daha önce huzur sunmuştu. Allah Teala dedi ki: "Vallahu enbetekum minel arzi nebaten." Allah sizi yerden çıkardı buyurmuştu. Burada ise Allah Teala diyor ki sizi kuru topraktan yarattı, sonra nutfeden yarattı. Ve burada yine ara dönemleri ve ara dönemlerdeki çeşitli halkaları bıraktı. Nitekim ben Allah Teala'nın bu ayette gerçekten bazı dönemleri bıraktığını ileriki satırlarda ispat edeceğim diyoruz. Kısacası buyurur ki biz sizi nutfeden yarattık ve siz erkek dişiden oluşmaya başladınız. Ondan sonra sümme cealekum ezvacen. Biz sizi insanı kamil yaptık. Öyle bir insan ki medeni şekle büründü ve düzenli bir nizama tabi oldu. Şimdi ezvaç kelimesinin de açıklanması gerekiyor. Burada ezvaç kelimesinin anlamı erkek ve dişi değildir bu okuduğumuz ayetlerde. Çünkü önce nutfeden bahsetti. Ve ondan sonra diyor ki cealekum ezvacen. O sizi ezvaç yaptı. Nutfeden bahsederken bu kelime gelebilirdi. Çünkü ancak erkek ve dişi var olduğunda nutfeden yaratılış olabilir. Halbuki Allah Teala önce nutfeden bahsetti. Ondan sonra diyor ki sümme. Ondan sonra cealekum ezvacen, sizi ezvaç yaptı. Bundan açıkça anlaşıldığı gibi burada ezvaç kelimesinin manası erkek dişi değildir, başka bir şeydir. Ve gerçek şu ki
Ezvaç'tan kastedilen erkek dişi değil, sınıflardır. Yoksa nutfe zaten zevç, yani eş var olduğu zaman olabilir. Bunun ispatı şundan bellidir ki Arapçada zevç kelimesinin bir manası da sınıftır. Ve burada bu mana geçerlidir. Yani kısacası ezvacenin manası esnafen. Anlamı da şudur. Sizin zihinsel gelişiminiz olgunlaştığında sizin aranızda çeşitli sınıflar, gruplar meydana geldi ve gruplaşmalar başladı. Bu ayette Allah Teala şöyle buyurmuş oldu. İnsan önce türab halindeydi. Yani taş toprak vaziyetinde. Sonra onun üzerine bir dönem geldi ki ara dönemleri burada bıraktı bakın Allah Teala. O hayvani bir duruma geldi ve erkek dişiden üremeye başladı. Aradaki dönemleri yine bıraktı. Sonra o ilerleyerek medeni hale geldiği bir dönem geldi ve de düzenli bir sisteme bağlandı. Aynı şekilde bu ara dönemlerdeki halkalardan biri de toprağın su ile birleştiği tini durumdur. Nitekim insan hayatının temelinin su olduğu ile ilgili şöyle buyurur Allah Teala. Ve cealna minel mai kulle şeyin hayyin efela yu'minun. Bilmez misiniz ki biz her şeye su ile hayat verdik. Eğer su olmasaydı insani hayatın maddesi de oluşmazdı. Sonra suyun toprakla birleşmesi ve ondan yaratılışın başlaması halkasından şu ayette bahsediliyor. Ellezî ahsene kulle şeyin halakahu ve bedâ halkal insani min tîn. Allah insanı yaş çamurdan yarattı. Demek ki su ve toprak bir araya getirildi ve ikisinin birleşiminden meydana gelen durumun neticesinde hayatın zerresi meydana geldi ve ilerleye ilerleye insan son kemaline kadar ulaştı. Şimdi Kur'an-ı Kerim insanın yaratılışı hakkında genel bir usul de söylüyor. Diyor ki bakın sizin başlangıcınız Allah'tan oldu. Yani yokluktan yaratmıştı ya hani Allah Teala. Nihayetiniz de Allah'a kadar gider. Sizin durumunuz yayın ortasındaki tel gibidir. Nasıl ki yay büküldüğünde onun iki kenarı birleşirse, aynı şekilde eğer siz kendi yaratılışınıza doğru giderseniz, nasıl yaratıldığınızı göreceksiniz. Ve bütün yaratılışın arkasında sadece Allah görünecek. Ve eğer siz öldükten sonra insanın nereye gittiğine bakarsanız, orada da gördüğünüz Allah olacak. Demek ki insanın yaratılışı da Allah Teala'dan başladı ve sonu da Allah Teala'da bitecek. Ve incele incele sonunda Allah Teala sebebi ula yani ilk sebep ve son bulur bu silsile. Yukarıda bu ekranda gördüğünüz ayetten şu neticeler çıkıyor. İnsan ezeli madde değil, bilakis Allah Teala'nın eliyle yaratılmıştır. İnsanın yaratılışı birdenbire değil, evrim ile aşama aşama oldu. İnsan vasfıyla yaratıldı. Darwin'in dediği gibi maymunların bir türünden ilerleyerek insan olduğu doğru değildir. İnsan önce cemadi devirden yani taş, toprak, maden gibi bir durumdan geçmişti. Daha sonra o hayvani duruma geldi. O zaman hayat oluşmuştu ama daha onda akıl meydana gelmemişti. Hayvanlar gibi gezip dolaşıyor, yiyor, içiyordu. Ondan sonra onda akıl oluştu ve konuşan hayvan oldu. Ancak hala onda bazı eksiklikler vardı. O yüzden daha da ilerledi ve o durumundan da ilerleyip medeni insan oldu. Allah Teala buna Sümme cealekum ezvacen ayetinde işte işaret ediyor. Yani bireysel ilerlemenin yerini nizam ve kanun ilerleyişi aldı ve grup sistemi başladı. Ve artık maymun, domuz ve köpeğin yaptığı gibi her insanın ayrı ayrı iş yapması yerine İnsan birleşerek iş yapmaya başladı ve nizam ve kanunun ilerlemesi böylece başladı. Kur'an-ı Kerim'den anlaşılan dört büyük dönem bu ekranda gördüğünüz dönemlerdir. Yani cemadi toprak olduğu bir devir. İkincisi hayvani devir. Yani bir hayvanlar gibi olduğu dönem. Üçüncüsü akıl devri ve dördüncüsü medeni insan devri. Bu evreler arasında da daha birçok halkalar var ama onlar Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiyor. Şimdi bu girişten sonra şunu söylemek lazım ki aslında beşerin akıl elde ettiği döneme asıl insanlık dönemi denebilir. Aklı olmadığı müddetçe o bir hayvandı. Allah Teala'nın hedefi onu şuurlu ve medeni bir insan yapmak olsa da aklı olmadığı müddetçe ona insan denemezdi. O zaman onun durumu anne karnındaki bebek gibiydi.
Şimdi bakın, anne karnında çocuk olduğunda o insan yavrusudur, köpek yavrusu değildir. Fakat henüz onda birçok zaaflar olduğu için kamil insan da değildir o. Aynı şekilde o şeklen insandı ama insanlık kemalatlarını daha elde etmediği gibi ayrıca da henüz akıl da meydana gelmemişti. İnsan denmeye ancak aklı olduğunda müstehak oldu. Fakat o döneme de gerçek manada insanlık devri denemez. Çünkü insanın kamil özelliği aklı değildir. Nizam ve kanuna tabi olarak hayat geçirmesidir. Ve insani yaratılışın gayesi de budur. Bu yüzden ben ıstılah olarak akıl devrine insanlığın ilk devri diyeceğim ve nizam dönemine insanlık dönemi diyeceğim. Yani ilk devirde o sadece beşer idi ve ikinci devirde beşer ve insan her ikisi onun ismiydi. Şu ana kadar açıklananlardan anlaşıldı ki insanın akıl sahibi olduğu dönem iki kısma ayrılmıştı. Bir kısmında insanda akıl var idiyse de ferdi özellikteydi. Yani medeni hisler gelişmemişti. Birlikte yaşamak, yardımlaşmak gibi hisler. O ayrı ayrı yahut çiftler halinde hayat geçiriyordu. İkinci devirde medeni hisler gelişti ve bir kanuna tabi olma yeteneğine ulaştı. Yani o bir kanunun altında kalmaya razı oldu. Kanun hiç kimseye saldırılmayacak kararı verdiğinde hiç kimseye saldırmamak herkesin sorumluluğu olacak. Kanun filancaya şu ceza verilmesi gerekir diye karar verdiğinde o cezaya seve seve katlanmak ona farz olacak. Bu hisler insanda geliştiğinde ve o kanuna tabi olmaya ehil olduğunda işte o zaman insanı kamil oldu. Kur'an-ı Kerim şöyle der: İnsanların içinde nizama ve kanunlara uyma vasfı oluştuğunda ve insan zihni tekamüle erdiğinde o zaman zihinsel olarak en yüksek derecede tekamüle ermiş olan ilk şahsın ismi Adem idi. İnsanlar derler ki Allah Adem'i topraktan hamur gibi yoğurdu, sonra ona üfledi ve o da aniden hareket eden insan oluverdi. Adem insanların kendisi hakkında bu şekilde düşündüğü kişi değildir. Aksine Adem Aleyhisselam insanlarda medeniyet ruhu oluştuğu zaman peygamberlik makamına ilk ulaşan zat idi. Onun zihinsel kuvvetlerinin tekamülü hepsinden daha yüksek, hepsinden üstün bir şekilde olmuştu. Allah Teala onun ismini Adem koydu. Ancak bir usul uzun zamandır devam ediyorsa onun değiştirilmesini insanlar kolayca kabullenemezler. Bu yüzden kamil insanlık devri başladığında kamil olmayan insanlar ona yardım etmekten acizdi. Çünkü onlarda da akıl olsa bile yardımlaşma ve medeniyet özelliği onlarda tam değildi. Velhasıl kesin o zaman büyük bir fesat kopmuştur. Kur'an-ı Kerim'in ilk kamil insana Adem ismini koymasında da bir hikmet vardır. Arapçada Adem kelimesi iki kökten oluşur. Bir kök edimdir ve edimin anlamı toprağın üstünde demektir. İkinci kök üdme. Üdmenin anlamı buğday renklidir. Velhasıl Adem'in anlamı toprağın üstünde yaşayan yahut buğday renklidir. Ve her ikisinin mefhumu da aynıdır. Çünkü açık havada ve yerde yaşamak sebebiyle güneşin etkisiyle onun rengi değişti. Gerçek şu ki Adem vasıtasıyla Allah Teala medeniyetin temelini attığında o zaman Adem ve onunla ilişkili olan insanlar şöyle karar verdiler: mağaralarda yaşamak yerine bizim yeryüzünde yaşamamız lazım. Ve 15'er 20'şer evlerden oluşan köyler yapıp oralara yerleşmek lazım. Bundan önce insanlar mağaralarda yaşardı. Yeryüzünde açık alanda ayrı ayrı yaşamak tehlikeli olabileceği ve bir aslan yahut çita saldırıp parçalayabileceği için onlar kolaylıkla yeryüzünde yaşamayı kabul edemezdi. Ama birçok insan açık alanda bir arada olursa, güç birliği edip tehlikelere karşı koymaya razı olursa, işte o ancak o zaman bunu kabul edebilirlerdi. Fakat bu da ancak insanlarda bir arada yaşama adeti olursa ve bir kanun ve nizama tabi olarak yaşama alışkanlığı olursa mümkün olabilirdi. Onlar bir nizama alışkın olmadıkça birlikte nasıl yaşayabilirlerdi? Velhasıl o zaman Adem ve beraberindekiler artık mağaralardan çıkıp açık alanda mekanlarda kalmaya karar verdikleri için onların ismi Adem oldu. Yani yer üstünde yaşayan. Ayrıca açık alanda kalmanın zorunlu neticesi şu oldu ki onların tenleri buğday renkli oldu.
Adem Aleyhisselam zamanında da kanunlara itaat edemeyen insanlar vardı ve onlar yeryüzünde yaşamaktan hoşlanmadılar ve alıştıkları şekilde mağaralarda kalmaya devam ettiler. Onlar aynı tür idiler ama onların bir kısmı yeryüzüne geldi, bir kısmı ise gelmedi. Bunun doğal sonucu şu oldu. Nasıl insanı kamil dışarıda yaşadığı için Adem ismine layık olduysa, aynı şekilde nakıs yani kamil olmayan insan da mağaralarda yaşadıkları için cin ismine müstahak oldular. Çünkü cin kelimesinin anlamı gizli kalan demektir. Velhasıl o dönemde insan neslinin iki ismi oldu. Birine Adem denirdi, ikincisine cin. Adem ile ilişkili olanlar meydanlarda kulübeler yaptılar, evler yaptılar ve birlikte yaşamaya başladılar. Kısacası yer üstünde yaşamak, güneş ışıkları ve açık havanın etkisiyle buğday tenli oldukları için onlara Adem dendi. Aynı zamanda onlara insan da dendi çünkü onlar aralarında birbirlerine karşı ünsiyet beslerler. Uygar ve kültürlü insanlar gibi yeryüzünde birleşerek yaşarlar ve birbirlerine yardım ederlerdi. Buna karşılık diğer insanlar aynı türden olmalarına rağmen fedakarlık yapmaya razı olmadıkları ve mağaralarda gizlenerek yaşadıkları için cin olarak adlandırıldılar. Şimdi bütün bu anlattıklarımızın Kur'an-ı Kerim'deki delillerini anlatmaya geçiyoruz. İlk iddia şuydu ki Adem ilk beşer değildi. Yani Allah'ın onu birdenbire yarattığı ve sonra da ondan insan neslini başlattığı doğru değildir. Aksine ondan önce de insanlar vardı. İşte bunun delili Kur'an-ı Kerim'de vardır. Allah Teala Bakara suresinde Adem Aleyhisselam'dan bahsederken meleklere şöyle buyurdu. İnni cailun fil arzi halife. Ben yeryüzünde bir şahsı kendi halifem yapmak üzereyim. Eğer Adem Allah'ın yarattığı ilk şahıs idiyse o zaman onun meleklere şöyle demesi lazımdı Allah Teala'nın ki ben yeryüzünde bir şahıs yaratmak üzereyim. Ancak Allah Teala yaratıyorum demiyor. Yeryüzünde kendi halifem yapıyorum dedi. Bundan açıkça belli oluyor ki başka insanlar önceden yeryüzünde mevcut idiler ve Allah Teala onlar arasından Adem'i kendi halifesi yapmaya karar verdi. Bu Adem Aleyhisselam ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de ilk gelen ayettir ve burada yaratmaktan asla söz edilmedi. Hazreti Adem'den önce de insanların var olduğunun kesin delili için ikinci ayet Araf suresindedir. Allah Teala orada şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ سُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. Yani bunun anlamı şudur. Biz birçok insanı yarattık, sonra onu tam hale getirdik, sonra onun zihnini tekamüle erdirdik ve onu akıllı insan yaptık ve sonra Adem'e secde edin dedik. Allah ben Adem'i yarattım ve meleklere ona secde edin diye emir verdim buyurmuyor. Aksine ne buyuruyor? Ey insan nesli ben sizi yarattım ve sadece yaratmakla kalmadım. Savvernakum, size ilerleme verdim. Sizin akıl gücünüzü tekamül seviyesine ulaştırdım. Ve sizin gelişiminiz her bakımdan tamam oldu. Bunun üzerine ben bir insanı görevlendirdim ve meleklere ona secde etmelerini emrettim. Secdenin anlamı biliyorsunuz itaattir yani yardım etmek ona. Bundan açıkça anlaşılıyor ki önceden birçok insan yaratılmıştı. Çünkü halaknakum ve savvarnakum önce oldu. Yani ben sizi yarattım ve sizi geliştirdim. Adem olayı sonra oldu. Halbuki halk arasındaki düşünce doğru olsaydı Allah Teala'nın şöyle demesi gerekirdi. Ben Adem'i yarattım, meleklere ona secde etmelerini emrettim. Sonra sizi ondan yarattım. Fakat Allah Teala böyle demiyor. Aksine ne diyor? Ki önce insanları yarattım, onların şeklini eksiksiz yaptım ve ondan sonra onlardan Adem hakkında meleklere hüküm verdim ki ona secde edin. İşte bu ayet daha önce birçok insanın yaratılmış olduğunun kesin delilidir. Huzur diyor ki benim ikinci iddiam neydi? Adem ve İblis'in her ikisinin de aslında insan neslinden olduğu idi. Bunun ispatı da Kur'an-ı Kerim'de mevcuttu. Allah Teala Bakara suresinde Adem'in yaratılmasından bahsedilen yerde şöyle buyurur. Adem ve hanımını şeytan kandırdı ve aldattı. Neticesi kızgınlığımıza sebep oldu. Ve biz dedik ki ihbitu. Yani siz ey şeytanın halkı ve ey Adem'in beraberindeki halk. Hepiniz buradan çıkıp gidin. İhbitu demektir ki hepiniz çıkıp gidin. Allah Teala'nın burada kullandığı kip çoğul kipidir.
Eğer bununla kastedilen sadece Adem ve Havva olsaydı, bunlar ikiydiler, onlar için çoğul tipi kullanılmazdı. En fazla şöyle söylenebilirdi: siz ikiniz çıkıp gidin. Ancak Allah Teala öyle demedi. Aksine hepiniz, bütün topluluk buradan çıkıp gidin dedi. Adem ve Havva ve beraberindekilere de bu emri veriyor. İblis ve beraberindekilere de bu emri veriyor. Ve hepsine birden diyor ki bu bölgeden çıkıp gidin. Çünkü artık aranızda düşmanlık meydana geldi. Bu ayet kesin bir delildir ki Adem ve İblis her ikisi de insan neslinden idiler. Yani topluluk olarak çıkın gidin diyor. Bir şüphenin giderilmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'de bir başka yerde ihbitu kelimesi yerine, yani hepiniz çıkıp gidin yerine, bir yerde ihbita kelimesi de kullanılmıştır. Yani siz ikiniz buradan çıkıp gidin. Ancak orada da bu sorunu Kur'an-ı Kerim bizzat kendisi halletti. Allah Teala Taha suresinde şöyle buyurur: Gâleh bitâ minhâz cemî'an bâzukum li bâzın adûvun. Yani dedik ki ikiniz buradan çıkıp gidin. Siz ikiniz birbirinize düşman olarak kalacaksınız. Şimdi eğer ikiniz kelimesinin manasını Adem ve Havva olarak kabul ederseniz, ayetin anlamı şu olacaktır: Adem ve Havva birbirlerine düşman olarak kalacaklar. Halbuki bu mana apaçık yanlıştır, yani göründüğü gibi. Gerçek şudur ki burada ikiniz kelimesiyle kastedilen iki gruptur. Adem ve Havva değildir. Allah Teala ihbita minha cemiyan diyerek şu emri vermiş oldu ki: ey Adem'in grubu ve ey şeytanın grubu, ikiniz de buradan çıkıp gidin. Artık siz her iki grup aranızda daima düşman olarak kalacaksınız. O ikisinden kastedilen iki grup olduğu ve Adem ve Havva olmadığının başka bir delili şudur: İhbita kelimesiyle birlikte cemiyan kelimesi de gelmektedir. Yani ikiniz çıkıp dedikten sonra cemiyan, hepiniz kelimesi de geliyor. Halbuki Arapça'da cemiyan kelimesi asla böyle bu şekilde gelemez. Bu mümkün değil yani. Sözün özü, Adem'in de birçok yandaşı vardı ve şeytanın da birçok yandaşı vardı. O yüzden her ikisi için ihbita minha cemiyan kelimeleri kullanıldı. Aynı şekilde düşmanlıktan bahsedildiğinde de dedi ki ba'dukum li ba'din. Yani küm kelimesi üç yahut üçten fazlası için kullanılır. Yani denilmiş oldu ki çıkmaları söylenenler bir topluluk idi, iki şahıs değildi. Yine bu ayetten şu da anlaşılıyor ki Adem'in nesli ve şeytanın nesli her ikisi de bir yerde kalacaktı. Nitekim Allah Teala diyor ki velekum fil arzi mustakarru ve metaun ilahi. Yani ey şeytanın yandaşları ve ey Adem'in beraberindekiler, her ikiniz dünyada birlikte kalacaksınız. Size nasihat ediyoruz, her ikiniz birbirinize saldırmaktan kaçının ve birlik olmaya çalışın. Ayrıca bu ayetten bundan daha fazlası da anlaşılmaktadır. Şöyle ki bu ikisi ayrı ayrı türler değildi. Bilakis aynı türden idiler. Nitekim Bakara suresinde Allah Teala şeytanın yandaşlarına ve Adem'in beraberindekilere hitaben şöyle diyor: ey Adem ile beraber olanlar ve ey şeytanın yandaşları, buradan çıkıp gidin. Ama unutmayın, ara ara size benim peygamberlerim gelecekler. Peygamberlere inananlar her türlü manevi tehlikeden korunacaklar. Ancak onlara inanmayanlar benim öfkeme düçar olacaklar. Bu ayetten de belli oldu ki Adem'in evlatları bazen şeytanın yandaşı olacaklar ve bazen şeytanın evlatları Adem'in evladı olacaklar. Çünkü bu ayetten şu ispatlanıyor ki İblis ve İblis'in nesli içinde iman etmek mümkün idi. İblis'in nesli içinde iman etmek mümkün olduğuna göre ve bazen Adem'in evlatları bir peygamberi inkar edecek olduğuna göre açıkça belli oldu ki bu iki nesil birbiri arasında hep değişecektir. Bazen şeytanın nesli Adem'in nesli olacak ve bazen Adem'in nesli şeytanın nesli olacak. Çünkü iblis ve iblisin nesli için iman etmenin mümkün olduğu bu ayetten belli oluyor. Eğer onların iman etmesi mümkün olmasaydı onlara hidayet gelmesinin hiçbir manası da yoktu. Şimdi bir soruyu daha cevaplamak gerekir. Allah Teala onları neden bu isimlerle zikretti? Yani Adem ve cin yerine mümin ve kafir neden demedi? Bunun cevabı şudur: sizler için basit düz kelime kafir ve mümin kelimeleridir. Ve onlar için düz ve basit kelimeler Adem ve İblis yahut ins ve cin kelimeleriydi.
Bugün insan aklı o kadar ilerledi ki o şeriatın çok ince meselelerini bile anlayacak kapasitededir. Ancak Adem'in zamanında gelen şeriat sadece uygarlık ve insanın ikametgahı ile ilgiliydi. Ve o zaman insanlar için ince meseleleri anlamak mümkün değildi. Onlar ancak basit konuları anlayabilirdi. Kısacası kafir ve mümin yerine cin ve ins isimleri onlara verildi ki böylece o zamanki uygarlık ve ihtilafın temeli bile gösterilebilsin ve de o zamanın insanları da bu konuyu anlasın. Bugün insan zihni çok ilerlemiştir. Birisine mümin veya kafir denildiğinde o bu kelimelerin mefhumunun ne olduğunu anlar. Ama o devirde onlara kafir dense ve siz Adem'in sözünü kabul etmediğiniz için kafir olduğunuz denilse onlar bunu kesinlikle anlayamazdı. Adem'in sözüne inanmamak yüzünden biz nasıl kafir olduk diye şaşırıp kalırlardı. Velhasıl o devirde Adem'e inanan ve uygar yaşantıyı kabul edenlerin adı ins kondu. Ve Adem'in dediğini kabul etmeyen ve mağaralarda gizlenerek kalmaya karar verenlerin adı cin konuldu. Bu öyle bir şeydi ki onlar bunu kolaylıkla anlayabilirdi. Çünkü onlar biliyorlardı ki gerçekten onlardan bazıları yer üstünde yaşıyor ve bir kısmı yerin içinde mağaralarda yaşıyor. Nitekim onlara cin denildiğinde onlar evet doğrudur biz gerçekten mağaralardan çıkmak istemiyoruz derlerdi. Ve yer üstünde yaşayanlara ins dendiğinde onlar bunu da anlıyordu. Ve gerçekten de onlar yer üstünde yaşıyorlar. Ve o yüzden onlara cin denemez derlerdi. Velhasıl yani bu devirde insanlar nasıl kafir ve mümin isimleriyle anılıyorsa aynı şekilde o devirde cin ve ins olarak iki isimle insanlar hatırlanırdı. Çünkü o devirdeki ihtilafın temeli uygarlık üzerindeydi. Mümin kafir yerine ins cin kelimeleri koyuldu ki böylece o zamanki uygarlık ve ihtilafın temeli de ortaya konulsun. Ve anlatılsın ki ins ilahi emre uygun olarak aralarında ünsiyeti benimseyen ve uygar yaşantının temelini atanlarıydı. Cin ise bunu inkar ederek itaatin dışına çıkan ve uygar yaşantıyı benimsememeye karar verenleriydi. Şimdi arkeolojik bulguların da Kur'an-ı Kerim'in görüşünü tasdik etmesinden de biraz bahsediyor huzur. Çok eski arkeolojik eserler yerden kazılarak çıkarılıyor bugün ve ilk insanlar mağaralarda yaşardı, sonra yer üstünde yaşamaya başladılar diye ilan ediliyor. Halbuki bizim Kur'an'ımız bugünden 13 asır önce şöyle demişti. İnsan önce cin oldu ve sonra insan oldu. Önce o mağaralarda yaşadı ancak daha sonra yeryüzüne yerleşti. Mağaralarda kaldığı müddetçe cin ismine layık idi. Yer üstüne yerleşince ona Adem ve insan denmeye başladı. İnsanlar bundan sadece 100 sene önce yazılmış kitapları okuyup başlarını eğerler ama bundan 13 asır önce bu meseleleri sunan bu kitabı görmezler. Kısacası cin kelimesi 1300 sene öncesinden bu Kevmen, mağara adamı haberini veriyor. Çünkü Batılılar ona Kevmen adını verdiler. Yani o ilk buldukları fosillere. Avrupalılar ise aynı şeyi 1200 sene sonra öğrendiler. Yani Kur'an-ı Kerim'in cin dediğine Kevmen dediler. Eğer bir şöyle itiraz sürülürse, İblis dedi ki, ene hayrun minhu halakteni min narin ve halaktehu min tin. Yani ben Adem'den daha iyiyim, sen beni ateşten yarattın ve Adem'i ise su katıştırılmış topraktan. O halde bunların yaratılışı farklı maddelerden olduğuna göre aynı cins nasıl olabilir? Bunun cevabı şudur. Kur'an-ı Kerim'den ispatlanmıştır ki her ikisi aynı yerde yaşayacak, aynı yerde ölecek, aynı toprağa defin olacak ve her ikisine Allah'ın peygamberleri gelecek. O peygamberleri kabul ederek bazen şeytanın evlatları Adem'in evlatları olacak ve inkar etmek suretiyle Adem'in evlatları şeytanın evlatları olacaklar. O zaman bu ayetin manası ancak diğer ayetlere uygun olursa doğru olacaktır. Bu durumda bakarsak genel halkın bu ayet ile ilgili anladığı manayı terk ederek de bunun başka bir manası olabilir. Bu mana verildiğinde de bu ayet diğer bütün ayetleriyle uyumlu olur ve Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde çelişki olmaz. Arapçada mecazi bir ifade vardır. Kur'an-ı Kerim'de de kullanılmıştır bu. Hulika minhu. Bunun anlamı filan şahıs filan şeyden yapıldı değildir. Aksine bununla kastedilen bu şey onun fıtratında, onun tabiatında bulunur manasıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu mecaz Enbiya suresinde kullanılmıştır. Allah Teala şöyle der. Kulikal insanu min acelin.
Seurikum ayati fela testacilun. Yani insan acelecilikten yaratıldı. Şimdi bakın, acelecilik bir madde değil ki onu kesip biçerek Allah insanı yaratmış olsun. Tersine bu bir deyimdir ve anlamı da şudur. İnsan çok acelecidir. Onun fıtratına acelecilik huyu koyulmuştur. Gaybi haberler verildiğinde birçok kimseler ne malum bu haberler gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi endişesiyle muhalefet etmeye başlar. Ve bu yalancıdır, bu yalancıdır demeye başlarlar. Allah Teala bu konudan bahsederek burada buyuruyor ki Seurikum ayati fela testacilun. Siz peygamberimizin verdiği gaybi haberleri duyar duymaz ona neden yalandır yalandır demeye başlıyorsunuz? Acele etmeyin. Bizim gaybi haberlerimiz mutlaka gerçekleşecek. Hazreti Adem Aleyhisselam tarafından mağaraları terk edip dışarı çıkın diye ilan edildiğinde ne kadar büyük bir yaygara kopmuş olabileceğini herkes anlayabilir. Herhalde insanlar demişlerdir ki bu delirdi, bu aklı başından gitti bunun. Bu bizi mağaralardan çıkarıp açık alanda yerleştirmek istiyor ve amacı da şu ki bizi aslan yesin, çita parçalasın ve hayatımız mahvolsun ve de kendisi gibi diğer adamların kölesi olalım. Fakat ne olursa olsun bazı kimseler Adem ile birlik oldular ve bazıları da muhalif oldular. Adem ile birlikte olanlar toprak tabiatlıydı ve muhalefet edenler ise ateş tabiatlı. Yani tin, yani toprak manası başkasının etkisini kabul edendir. Kısacası Adem'in tabiatı tin özellikli olmuştu. Yani o nizama bağlı olarak başkalarının sözünü kabul edebilirdi. İtaate hazır olmayan grup ona boyun eğmeyi reddetti ve dedi ki biz üstünüz, böyle hataları yapamayız. Bu ise köleliğin bir yolunu çıkarıyor. İşte bu kavga bugüne kadar süre gelen kavgadır. Kur'an-ı Kerim insanoğlu hakkında çok güçlü başka bir bilgi daha sunuyor. O da şudur, cennete getirilmeden önce onun yanında hanımı vardı. Nitekim Kur'an-ı Kerim Adem'in hanımının yaratılışından asla bahsetmiyor. Aksine genel ifadeler ortaya koyuyor ki, hanımı tabii olarak onunla birlikteydi. Bakara suresinde Adem ve onun hanımının bahsi geçmektedir. Orada Adem'in hanımını yaratmaktan hiç bahsedilmedi. Sadece şu emir verildi. Ya Adem üskün ente ve zevcükel cennete. Ey Adem git, sen ve senin hanımın ikiniz cennette kalın. Yani o klasik düşünce vardır ya, hani Adem tek başınaydı ve onun kaburga kemiğinden Havva yaratıldı demedi. Aksine ayetin üslubundan açıkça anlaşılıyor ki karı koca önceden var idiler. Onlara sadece şu hüküm verilir ki filan yerde kalın. Sonra sizleri tek candan yaratan, kendisinde teselli bulsun diye eşini de aynısından var eden ancak odur. Erkek kadını iyice örtünce o hafif bir yük yüklenir ve onunla yürür. O ağırlaşınca her ikisi de Rableri olan Allah'a bize sağlıklı bir evlat ihsan edersen şüphesiz şükredenlerden oluruz diye dua ederler. Ancak Allah onlara sağlıklı bir çocuk verince onlar Allah'ı unuttular ve başka kimseleri Allah'a ortak koşmaya başladılar. Böylece onlar Allah'ın rahmetinden çok uzağa gittiler. Şimdi burada bir yaratılıştan bahsediyor ama bunun Hazreti Adem ve Havva ile ilk alakası yok. Acaba birisi söyleyebilir mi? Burada Adem ve Havva'dan bahsediliyor diye. Yoksa genel olarak insanlardan mı bahsediliyor? Acaba Adem ve Havva önceden böyle dua etmişler miydi? Ve sonra çocuk doğunca da birileri Allah'a ortak mı koşmuşlardı? Asla böyle bir şey yapmadılar. Allah'ın peygamberi Adem zaten asla böyle bir şey yapamazdı. Kısacası açıkça anlaşıldı ki burada Adem'den değil, aksine Adem oğullarından bahsedilmektedir. Ve insanlarla ilgili bir usulün bahsi geçiyor. Özel olarak birisinden bahsedilmiyor. Kadının kaburga kemiğinden yaratılmasının anlamından da bahsedilmesi lazım. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadisin asıl kelimeleri şöyledir. Hulika min zıl'in. Zıl'in. Hulika havva'u min zıl'in değildir. Yani burada Kur'an-ı Kerim'in halaka minha zevceha kelimelerinin geçtiği ayetlerde nasıl ki özellikle Havva'dan değil de her kadından bahsediliyorsa aynı şekilde hadiste de Havva'nın ismi yok. Aksine bütün kadınlarla ilgili olarak hulika min zıl'in kelimeleri geçmektedir. Eğer hadis hulikat zevcetu Adem'e min zıl'in şeklinde olsaydı
O zaman Adem'in hanımı olan Havva kaburga kemiğinden yaratıldı denebilirdi. Fakat hiçbir hadiste böyle yazmazken, tersine bütün kadınların kaburga kemiğinden yaratıldığı söylenirken, sadece Havva'nın kaburga kemiğinden yaratıldığını söyleyip de diğer kadınlarla ilgili tevhile başvurmak nasıl doğru olabilir? Bunun gibi başka bir hadiste şu kelimeler vardır. En-nisa'u hulikna min dilil. Yani bütün kadınlar kaburga kemiğinden yaratıldı. Peki neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu? Unutmamak gerekir ki bu hadiste daha önce bahsettiğimiz deyim kuralına uygundur. Yani bu deyimden kastedilen sadece şudur. Bu şey filan şahsın tabiatında bulunur. Yani hulikna min dilil'den kastedilen nedir? Kadınlarda bir miktar erkeklerle rekabet huyu bulunur ve kadın erkeğe muhalif hareket etmekten tabii olarak hoşlanır. Nitekim hadis alimleri de aynı bu manayı benimsediler. Yani fiziksel bir yaratılışla bir ilgisi yoktu bunun. Deyimin manasına uygun olarak kadınların yaratılışında böyle bir zaaf olduğundan bahsediyor ki o erkeklerle devamlı bir rekabet halindedir. Fıtratında vardır onun. Mutlaka erkeğin önerisine karşı mutlaka onlar da bir öneri sunarlar. Kadın erkeği sever, ona destek olur, fedakarlık yapar, evini korur, her şeyi de yapar. Ama bu fıtratındaki bu özellik var ya, o her zaman onun içinde vardır. Erkeğin sözünü kabul de eder sonunda. Ama o mutlaka kendi fikrini söyleyecek. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasihat etmiş oldu ki siz onu susturmaya çalışırsanız o hasta olur. Yani onun fıtratına aykırı davranmayın. Bu hadisin anlamı. Şimdi ilk devir insanının nizam kanunlarından da huzur bahsediyor. İnsanlarda Allah'a genel anlamda bir iman oluşmuştu ve insana vahiy inmeye başlamıştı. İkincisi insanların aile yaşantısı oluşturması emredilmişti. Üçüncüsü Adem'e başka insanlar da iman ettiler ve nizama tabi olarak yaşamaya razı olan bir cemaat oluştu. Dört, o zamanki en iyi gıda çeşitli meyveler idi. Öyle anlaşılıyor ki o zamana kadar sebze yetiştirme işi daha başlamamıştı. Beşincisi, o zaman daha elbise keşfedilmemişti. Altı, onlar arasında medeniyete dayalı hükümet kurulmuştu ve medeni hükümetin gayesi şöyle açıklanmıştı. Yiyecek konusunda yardımlaşın, içecek konusunda yardımlaşın, çıplaklığı gidermek konusunda yardımlaşın, barınak konusunda yardımlaşın. Yedi, o zaman ilhamen yani vahiy ile bazı otların özellikleri de söylenmişti ve bazı ahlaki kurallar da koyulmuştu. Sekizincisi, vacibül itaat yani itaat edilmesi şart olan bir emir olarak birini kabul etmeleri onlara emredilmişti. Dokuz, şu da anlaşılıyor ki o devirde bazı suçlara mesela adam öldürmek gibi ceza verilmesi gerektiğine dair emirler nazil olmuştu. On, öğrenilen başka bir şey de o zaman evlenme hükümleri de nazil olmuştu. İnsanın yaratılışı ile ilgili Kur'an'ın sunduğu tarihi eserlerin özeti. Özetle Kur'an'ın sunduğu tarihi eserler ilk yaratılıştan şöyle bahsetti. Mahlukat Halik'in yani yaratanın hükmü ile oluştu. Önce küçük küçük zerrecikler oluştu. Sonra su ayrı bir şekle büründü. Sonra o kuru zerreler ile birleşti ve bir gelişme kuvveti meydana geldi. Çeşitli değişikliklerden sonra hayvan meydana geldi. Hayvan sonunda nutfeden üreyen vücut oldu. Yani erkek dişi farkı meydana geldi. Ondan sonra özel bir hayvan ilerledi ve akıllı hayvan oldu. Ancak onda akıl olsa da bir kalıba sokulamayan ateş gibiydi. Uygarlığı kabul edecek güç yoktu onda. Mağaralarda yaşardı. Ondan sonra ilk uygarlığa uygun insan oldu. Ona vahiy inmeye başladı. O ilk uygarlık sadece şu kadardı. Bir, nikah yapın. İki, öldürmeyin. Üç, fesat çıkarmayın. Dört, çıplak olmayın. Beş, yiyecek, içecek, giyinmek ve barınmak konularında birbirinizle yardımlaşın. Allah'a dua edin. Bir şahsı kendinize hakim olarak kabul edin. Ve onun her hükmüne itaat edin. Eğer onun bir hükmünü çiğnerseniz cezaya katlanmaya razı olun. Bu işte o zamanki yönetim idi ve bunlar da o yönetimin kanunlarıydı.
Ve benim Kur'an-ı Kerim'den çıkarıp anlattığım bu bilgiler o kadar açıktı ki günümüzdeki araştırmalar bundan daha fazlasını anlatamaz. Gerçek şu ki Adem ile ilgili Kur'an'dan ispatlanan bilgi gibisini herhangi bir tarih bilgisi bize sunmuyor. Birkaç dakika içerisinde ben konuyu tamamlayabilirim. Sabrınız için Allah razı olsun. Şimdi bir soru daha var. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'in yaklaşmayın dediği bir ağaç var. O nedir? Huzur diyor ki ben bu soruyu ele alıyorum. Bazı insanlar hep Allah'ın Adem'i yaklaşmaktan men ettiği ağaç neydi konusunu kurcalarlar. Ancak ben diyorum ki bu konuda en iyi yol şudur. Kur'an-ı Kerim bir şeyi gizlediyse onu öğrenmeye çalışmamak gerekir. Hazreti Adem bir yanlışlık yaptı. Ancak Allah Teala kendi sevgili kulunun hatasını dünyaya göstermek istemedi ve o hatayı gizli tuttu. Şimdi Allah bizzat kendisi bir şeyi gizleyince kim o sırrı öğrenebilir? Allah'ın gizlediğini açığa çıkarabilme gücü kimde vardır? Bu Tahrim suresinde de benzer bir olay geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden birisine bir şey söylemişti ve o da o sözü başka birisine söyledi. Bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de yer aldı ama sadece işaret zamirleriyle bu anlattığım şekilde. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kime bir şey söylediydi? Ne söylediydi? Ayette yer almıyor. Fakat müfessirler bunun peşine çok düştüler. Ve kime dediydi, ne dediydi, sonra o kime söylediydi vesaire. Ama hayır, Allah Teala bir şeyi gizlediyse onu ne söylerseniz söyleyin açığa çıkaramazsınız. Ne yaparsanız yapın. Yani söylenenler sadece delili olmayan boş sözlerden ibaret olacaktır. Benzer durum Adem Aleyhisselam'la ilgili de söz konusudur. Yani huzur diyor ki Allah Teala Adem'e yani o yaklaşmaması gereken ağacı açıklamayınca biz nasıl onu öğrenebiliriz ki? Bu mümkün değil. Huzur diyor ki siz en iyisi herhangi bir şeyin adını şecere yani ağaç koyun. Ve kısaca şöyle anlayabilirsiniz. Allah demişti ki onun yanına yaklaşma. Ancak şeytan Adem'i kandırdı ve o onun yakınına gitti. Ve bundan dolayı az ya da çok sıkıntıya katlanmak zorunda kaldı. Her ne olursa olsun en iyisi Allah'ın gizli tuttuğunu araştırmayın ve sebepsizce şecereden murat şuydu, buydu gibi boş tartışmalara girmeyin. Huzur diyor ki eğer birisi bu cevaptan teselli olmuyorsa o halde şöyle anlayın. Kendisi de bir yorum yapıyoruzdur. Yani sadece bir misal olsun diye. Allah Teala Adem'e demişti ki, bak dikkat et, şeytanın yanına gitme. O senin katı düşmanındır. Eğer onun sözüne kanarsan mutlaka bir vakit gelir, seni aldatır. Hazreti Adem öyle yaptı, ancak şeytan baktı ki o onun kışkırtmasına gelmiyor. Bunun üstüne dedi ki, barıştan üstün ne olabilir? En iyisi biz aramızda sulh yapalım ve her gün her gün kavga etmeyi bırakalım. Daha önce anlattığım gibi yani şeytan veya iblis nesli de insan idiler, insan türüydüler. Sadece mağaralardan çıkıp yer üstünde yaşamayı reddediyorlardı ve bir nizama tabi olmayı reddediyorlardı. Yani kurallara uymayı. Ve karşı tarafta da Hazreti Adem ile birlikte olan insanlar grubu vardı. Bunlar yer üstünde birlik halinde yardımlaşarak yaşamayı kabul etmişlerdi. Tabii ki birlikte yaşamak kurallara uymayı gerektiriyor. Böyle olunca da Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinden anlaşılıyor ki Allah Teala dedi ki siz cennete girin. Yani orada cennetten kastedilen nedir? Cennet kelimesinin manası çok ağaçlıklı olan bir yerdir. Dünyada bir yer gösterdi yani Allah Teala ki gidin orada yaşayın diye. Ve orada diyor ki bol bol yiyin için. Bu anladığımız klasik manada cennet olsa zaten böyle demeye gerek yok yani yiyin için. Demek ki o bu dünyada bir yerdir o. Ağaçlıklı bir yerdir ve o günlerde demin özetle sundum. Ben bu makaleyi mecbur kalarak özetlemeye zorunda kaldım. O dünyada bir yerdir ve meyvelerle besleniyorlardı o günlerde. Huzur diyor ki eğer Kuzey Hindistan'a giderseniz mesela bilmiyorum 50-60-80 kilometre boyunca meyve adeta ormanları devam eder.
Ki ne kadar çok insan olsa, hatta o bölgenin insanları, bu İngilizler orayı işgal etmeden öncesine kadar mevsim geldiğinde başka şeyler yemeyi bırakıp sadece o meyveler yiyorlardı. Çeşitli meyvelerden bahsetmişti Huzur. Keza Afrika'da bir yer olsa burası, bilmiyoruz yani neresiydi ama Afrika'da bir yer bakarsanız sıra dağlar şeklinde ormanlar vardır. Mango ormanları, muz ormanları, ormanlar böyle bir ardı sıra devam eder. Böyle bir yer yani Allah Teala yeryüzünde bir yer göstermişti. Siz burada yaşayın ve o İblis taifesi ise bu dışarıda kalmıştı yani kampın dışında. Ve öyle anlaşılıyor ki İblis bu Adem ile sürekli uğraşmak istiyordu ya. Bir gün işte böylece kandırdı ki ya aramızda sulh yapalım. Niye biz böyle birbirimize düşman gibi davranıyoruz vesaire. Ve işte belki Adem Aleyhisselam bu hatayı yaptı ve onunla barıştı. Barışınca ne oldu? O da gitti o kampın içine girdi. Ve çok büyük de fitne koparttı. Yani dışarıda kalınca belki o fitneyi yapamıyordu yapacağını. Ama kampın içine girince büyük fitne fesat koparttı. Allah Teala dedi ki tamam siz hepiniz buradan çıkın gidin o zaman. Yeryüzüne dağılın. Birbirinize düşman olarak yaşayacaksınız. Artık bu yaşamın bütün zorluklarına katlanacaksınız. Huzur hatta diyor ki bugünlerde Avrupalılar yani o bu makalenin yazıldığı dönem 1917 19 o civar. Diyor ki Avrupalılar da böyle yapıyorlar. Onlar görünürde barış gürültüsü koparıyorlar ama içten içe büyük savaş hazırlıkları yapıyorlar. İtalya ile mesela Türkiye arasında savaş olduğunda bu savaştan 3 gün önce İtalya'nın başbakanı şöyle demişti. İlan etmişti. Türklerle bizim aramızda öyle bir barış var. Öyle güçlü ve iyi ilişkilerimiz var ki geçen asırdan beri onun bir örneği hiçbir yerde görülmez. Fakat bu ilanın üzerinden daha 3 gün geçmeden İtalya Türkiye'ye saldırdı. Yani demek oldu ki diğer Avrupa ülkelerinin durumu da buna benzerdir diyoruzdur. Onlar da barış şarkıları söylerken aslında içten içe savaşa hazırlık yapıyorlar ki yani karşımızdaki gafil kalsın ve biz bu arada hazırlıklarımızı tamamlayalım ve birdenbire saldıralım. Yani böyle bir anlam anlayabilirsiniz ki Adem Aleyhisselam ve İblis arasında olan da buydu. Sonunda yani bu iki nesil bir araya gelince fitne fesat koptu. Doğal bir şekilde ve Allah Teala dedi ki çıkın gidin buradan ve yeryüzüne dağılın. Yani bir mana buna verilebilirse ancak bu verilebilir. Şimdi insanın yaratılışında evrim olduğunun bir başka delili son olarak bunu söyleyeceğim ki Allah Teala kendi vahyini de evrime uygun olarak indirdi. Kamil ve mükemmel şeriat ilk günden inmedi. Aksine yavaş yavaş derece derece vahide ilerleme oldu. Nitekim eğer ne zaman başka dinlerin mensupları tarafından İslam'a itiraz edilirse, eğer Kur'an'da kamil şeriat varsa o halde niye dünyanın başlangıcında Allah onu indirmedi? İşte bizim tarafımızdan onlara verilen cevap budur. Eğer o zaman Kur'an indirilseydi hiç kimse onu anlayamazdı. Çünkü daha zihinsel gelişim bu seviyeye gelememişti. Onlar o durumda Kur'an şeriatinin sırlarını anlayamazlardı. İşte Kur'an'ın anlattığı ilahi vahyin felsefesinden açıkça anlaşılıyor ki insanın ilerlemesi de evrime tabi olarak oldu. Yani manevi alem ve maddi alem birbiriyle paralel giden iki nehir gibidir. Birbirine benzer kanunlar, kuralları, çoğunluklar. Önce Adem Aleyhisselam geldi, sonra Nuh Aleyhisselam, sonra İbrahim Aleyhisselam, sonra Musa, sonra Hazreti İsa geldi. Ancak Hazreti İsa'nın zamanına kadar bakın binlerce sene geçti. Ama o insanlara ne diyor? Size söyleyeceğim daha birçok şeyler var. Ancak siz ona dayanamazsınız. O yani hak ruhu geldiğinde size doğruluğun yolunu gösterecek. Böyle anlaşılıyor ki İsa Aleyhisselam geldiğinde yani Adem Aleyhisselam'dan binlerce sene sonra İsa geldiğinde bile hala insan zihni şeriatın inceliklerini anlayabilecek seviyeye gelmemişti. Onun için ilk başta onlara eksik öğretiler verilmeliydi ve vahiy de şeriatta olan bir evrim, vahiy ve şeriattaki bu evrim şunun kesin ve kat'i delilidir ki insanın fiziksel ilerlemesi de evrimsel idi. Eğer birdenbire insanı kamil olsaydı o zaman daha ilk günden ona kamil şeriat inmesi gerekirdi. Bugün yeteri kadar uzun bir toplantı oldu.
Ve umarım yani Allah Teala'nın lütfuyla bugün anlatmayı planladıklarımın hepsini de anlatmış oldum. Allah razı olsun. Bu inşallah makalenin çevirisi tamamlanıp da makale olarak yayınlandığında tamamını okursanız daha faydalı olacaktır. Hepinizden Allah razı olsun.